Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle devam ediyorum. Conte zaman kaybedemeyiz genel bir karantinadan kaçınmak için önlemler almalıyız dedi. Çin'de makroekonomik göstergeler iyileşmenin hız kazandığını işaret etti. Goldman Sachs'ın müşteri raporuna göre kurum merkez bankasının bu haftaki politika toplantısından 300 bas puan faiz arttırımı kararı çıkmasını bekliyor. Atlanta Fed Başkanı Bostik ekonominin bazı kısımları Çok iyi giderken diğer bazı Bölümlerinin ise pandemiden dolayı Zayıf kaldığını söyledi ABD için ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi mali teşvik Paketi için yürütülen müzakerelerde Son tarihin salı günü olduğunu söyledi İtalya'da hükümet Covid-19 salgınına yönelik yeni tedbirler Getirdi. Türkiye'nin yurt dışı Varlıkları ile yükümlülüklerin farkı olarak Tanımlanan net UYP Ağustos sonunda Eksi 364.8 Milyar dolar düzeyinde gerçek Net UYP 2019 sonunda eksi 344.7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. İran Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 40 milyona açmış durumda. Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü. 2019'un Nisan ayında yükseliş trendine giren ve üst üste yükselişini 17. aya taşıyan konut metrekare fiyatları Ağustos sonu itibariyle Türkiye'de 3530 liraya ulaşmış durumda. Kuzey Güzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimin galibi Ersin Tatar oldu Çin hükümeti ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu. Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1815 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu, kuruluşu Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İngiltere'nin kredi notunu AA2'den AA3'e düşürdü. Görünümünü durağan olarak belirledi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. St. Louis Fed Başkanı Bullard, ABD'de geçici olarak işten çıkaranları, çıkarılanların geri dönmesiyle birlikte iş gücü yasasında hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini söyledi. İzmir Yeni Foça Yat Limanı Projesi'nin yap işlet devret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkacak mesafeli satış yapan 75 şirkete 216.7 milyon TL ceza kesildi. İstanbul'dan tahsil edilen toplam vergi yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %38.3 artarak 113 milyar liraya ulaşmış durumda. ABD'nin bütçe açığı hükümetin koronavirüsün pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için devreye soktuğu geniş çaplı harcamalardan dolayı son mali yılda 3.1 trilyon dolar ile rekor seviyeye tırmandı. BlackRock'ın CEO'su Fink gelişen piyasalarda beklentisinin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Çin'den ABD'ye mütekabiliyet adımı ihracat kontrol yasası onaylandı. Çinli kanun yapıcılar ulusal güvenliği korumak amacıyla bazı ürünlerin ihracatına kontrol getiren yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Fatih Sondaj Gemisi'nde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküp'e yükseldiğini duyurdu. Amerikan ilaç şirketi Pfizer Covid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 27 Ekim'de City Group'un organize ettiği toplantıda yatırımcılara hitap edecek. Yeni teşvik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş durumda. ABD sanayi üretimi beklenenin tersine düştü. Eylül ayında beklenenlerin tersine %0.6 geriledi. ABD'de perakende satışlar Eylül ayında %1.9 ile beklenenden daha fazla arttı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparak Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin her iki tarafına da çıkarına olacağını söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havalimanı İşletme ve Havacılık AŞ ikinci pist çalışmaları kapsamında yer radarı genişletmesi projesi için sahab firmasıyla anlaştığını bildirdi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı turizm destek paketi uygulamasına ilişkin sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme, işletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabı üzerinden pamuk destekleme primine yönelik açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, pamuk üreticilerimize müjde, kütlü pamuk primini %37.5 arttırarak kilogram başına 1.1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1.23 lira destek ödeyeceğiz açıklamasında bulundu. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta arttı. Konut fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %2.1, yıllık %26.2 artışla 144.4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketi yıl sonu dolar için dolar TL için 7.8979 e, olacağını sonuçlarını duyurdu. Standard Bank Biden ya da Trump dolar her durumda düşebilir dedi. Standard Bank G10 Strateji Başkanı Steve Barov ABD'de seçim sonuçlarına göre doların izleyebileceği seyri değerlendirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir değişiklik olmadığı sürece Avustralya modeli bir anlaşma hedeflediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye'de her yıl ülkenin yıllık gıda üretiminin 5'te 1'ine denk gelen 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini bildirdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, biri kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Ünlü yatırımcı Mark Mobius, ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden tartışmalı bir sonuç çıkması durumunda hisse senedi piyasalarında sert bir düşüş yaşanmıştı yanabileceğini söyledi. Türkiye Bankalar Birliği turizm destek paketi kapsamında 10 milyar TL kredi sağlanacak dedi. Hızlı işe dönüşe devlet prim desteği verecek. Bakan Selçuk yakın zamanda meclise sevk edilecek yeni istihdam paketinde yer alan hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerinin işsiz kaldıkları süre kadar devlet tarafından karşılanacağı bildirildi. İstanbul Havalimanı sıfır atık belgesi aldı. Koronavirüse dair son gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü daha katı önlemişti lemler alınması gerektiğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Münch'in teşvik konusunda yönetim ile temsilciler meclisi arasında uzlaşmaya varılması durumunda Başkan Trump'ın Senato çoğunluk lideri McConnell'a baskı yapacağını söyledi. Avrupalı havacılık otoriterleri Boeing'e birçok kazaya karışan 737 MAX modelinin uçmak için yeterince güvenli olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Uluslararası Patent Başvurularımız 2019'da %47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik dedi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Eylül ayında 2019'un aynı ayına göre %3.1 artarak 933.987'ye yükseldi. Yurt dışından döviz getirenden vergi alınmayacak dediler AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Vuş. Sony PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkıyor. PlayStation 5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise 8.299 TL olarak açıklandı. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay vadeli işlem sözleşmelerinde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.